Videoma hoş geldin. Gördüğünüz üzere birazcık bulaşık yıkadık. Onları elde yıkıyorum. Makineye koyunca çiziliyor çünkü. Bulaşık makinemde de temizlerim var. Birazcık dinleneyim. Sonra onları yerleştiririz. Annem de bana gelecek bir herhalde 2 saat ya da 1 saate. Beraber yemek falan yiyeceğiz. Şimdi öğle arası olduğu için çalıştım ben de birazcık. Şunları hallettim. De 10-15 dakika dinleneyim. Bulaşık makinelerini de Yani bulaşık makineleri derken sanki çok büyük bir el oluşturuyormuş. Bu 4-5 tane bulaşık makine varmış gibi oldu nedense. Neyse, gereksiz konuştum gene. Ay canım çok sıkıldı galiba, o yüzden böyle oldu. Neyse, sonra bulaşık makinesini yerleştireceğiz, tamam mı? Evet, suyumu da aldım. Duvarları da bugün değiştireceğim. İnşallah. Sonra kızların kumunu falan değiştiririm. Oraları size çekmem. Mideniz bulanmasın çünkü. Öyle, şimdi gidelim, oturalım, birazcık dinleneyim. Malum öğle arasındayız. Bilgisayara falan da bakmayacağım, öylesine takılacağım. Ay, oh be. Uy, belim ağrımış bu arada ya. Neyse, sizinle de birazdan bir yerlerde zaten görüşürüz. İyi ki doğdun Mia. İyi ki doğdun Mia. İyi ki doydun, iyi ki doydun. İyi ki bizim neşen mi ya? Akış. Akış kızım ha. Ücü mü bitirdin ya sen? Sen kafan kadardın be geldiğinde. Şıpa. Ücü bitirdi ya. Bir. 20'den 21'e 2 yıl yaşadı. 21'den 22'ye 3 yıl yaşadı. Tamam. 3'ü bitirdi işte. Tamam. Ya, baban hesaplayamadı kızım. Annem. Uy. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki doğdun bebeğim. İyi ki gelmişsin. İyi ki bize gelmişsin ya. İnojum. Geliyor. Arvasta da geliyor. Gel, görüyoruz seni, gel beyaz. Bu sinirleniyor. Evet. Yavaş kaş kendini. Aha, aferin, hareket ediyor. Mayanın herhalde en hareketleri sabahları şu. Gel anneciğim. Evet, yoruldu babası. Yoruldu, bugünlük sporumuz bu kadardı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı babacığım. Götünü kaldırmayan bir adet maya ve uçan bir kedi Mia. Günaydın. Günaydın. Günaydın aşkım. Günaydın anneciğim. Burada ne kurban olsun anne. Benim çocuğum hiç kameraları sevmez. Oh. İyi benim güzel kızım. Uf, uyuşturdum. Ne varmış dışarıda? Ben ve tembelliğim gene üstümde, yani niye böyleyim bilmiyorum. Sizinle en son cuma günü bulaşıkları yıkadık. Bulaşık makinesini yerleştirecektik, biliyoruz değil mi? Ama yerleştiremedik. Şurada gene bir sürü bulaşık şey oldu. Toplandı. Daha makineyi boşaltamadım çünkü. Cumartesi günü işte kayınpederime gittik. Ondan sonra biraz orada Kozyatağı, Carrefour'da gezdik ama çok kalabalıkta eve geldik. Pazar günü de
Ne yaptık? Pazar günü Mia'nın doğum günüydü. Ondan sonra 13 Şubat'ta Mia'nın doğum gününü böyle açık kutladık. Kendi aramızda falan. Öptük, kokladık onu. Ondan sonra bugün de ayın 14 Şubat'ta. Konuşamıyorum. Bir daha ayılamadım çünkü. Değil mi anneciğim? Öyle sevgi bekliyor bende. 14 Şubat'ta da işte bugün artık şu evi biraz toparlayacağım. Öğlen çünkü annem gelecek. Hatta şimdi beraber yapalım, daha mesai saati başlamadı çünkü. Onu halledelim. Mia kustu galiba. Onu da temizlememiz gerekiyor. Böyle kış aylarında ekstra kusuyorlar, üşütüyorlar sanırım mideleri. O yüzden çıkartıyorlar. Şimdi gidelim. Şu arkadaşları bir halledelim. Günümüz hemen hızlı, güzel güzel geçsin. Ondan sonra annem geldiğinde kahve mavi bir şeyler yaparız zaten. Böyle yine bir video olur. Gene baksanıza 2 dakika falan olmuş konuşalım. Dur, bir şey vardı. Az laf, çok iş diyerek işe koyulalım. Bugün 14 Şubat tabi. Ben unuttum. Annemler gelecek dedim ama annemle babam date'a çıktılar. Beşiktaş'a ciğer yemeye gidiyorlar şu an. Ondan sonra ben de saat 11 gibi bir bizim firmanın, şirketin aylık çalışan toplantısı vardı. Yaklaşık 3 ay önce hani bizim departmanımızın tanıtmak için böyle bir iki soru cevap yapmıştık. Orada benim konuştuğum bölümü sizinle paylaşacağım. Zaten oradan saçımın renginden anlarsınız. Çok eski bir video olduğunu. Annem, sana kurban olurum. Şimdi size bir Mia'yı göstereceğim. Sonra da o videoyu göstereceğim size. Sonrasında bir yarışma yapıldı. Yarışmamı da kazanamadım ama 11. sırada yer aldım. Gene iyi yani. Fena değil. Bir soruyu yanlış cevapladım çünkü. Öyle yani. Şu saçıma da sinir olmuş. Bu nedir ya? Bunu ne yapacağız biz ya? Bu ne? Kendine böyle bir özellik ilan etti. Şuraya bak. Çok komik. Anca ben seni gösterecektim ama. Merhabalar. Ben Az Departman'dan Ceylan. Her daim kendimizi mevzuat açısından güncel tutmamız gerekiyor. Malum helal her şey mevzuat açısından değişebiliyor. Ayrıca gerekli olduğunda bizimle günlerimizde de bilgisayar başına geçebiliyoruz çünkü bizim işte tatil olmaz. Videoyu da izlediğinize göre orada bizim işte tatil olmaz kısmını biraz açıklamak istiyorum. Yurt dışı firmasıysanız eğer, yurt dışıyla da çalıştığınız için malum saat farkından dolayı çalışma durumunda kalabiliyorsunuz. Yani ben atıyorum 8-5 çalışıyorsam hiçbir zaman 5'te kapatamıyorum bilgisayarı ya da normalde hani bizim tatillerimiz oluyor, resmi tatiller, ama yurt dışının resmi tatili olmadığı için gene resmi tatillerde çalışabiliyorsunuz. Ama şöyle bir handikap var: yurt dışı tatil olunca yurt dışı gerçekten bilgisayarını kapatıyor ama biz çalışıyoruz. O da niye böyleyiz bilmiyorum. Bu sanırım Türklerde olan bir şey yani. Çalışıyoruz çünkü. Yani mesai kavramını seven bir ülkeyiz ama bence mesai çok da pozitif bir kavram değil yani. Mesai yapıyorsan bence ya işini yetiştiremiyorsundur ya da ben bir şekilde o işi yürütmeyi bilmiyorsundur gibi düşünüyorum ben. Yurt dışı da öyle düşünüyor yani. Ben çoğu daha önceki firmalarımda da, daha önceki firmamda da işte bir yurt dışında eğitime gittiğimizde hani biz çalışmıyoruz diyorlardı. Çünkü mesai aslında iyi bir şey değil demişlerdi o zamandan beri. Ama Türkiye'de öyle bir şey yok. Yoğun zamanlarda sosyal aktivitelerimizi azaltmamız gerekebiliyor bazen. Yani çok değişik bir şeydeyiz yani. Çalışma kavramına sahip bir ülkedeyiz bence. Dünyadaki diğer ülkelere göre. Bugün de saçım da bir garip, tipim de bir garip. Ya bu niye böyle? Çok garip bir video oldu ya. Gene neyse. Bu saçım zaten ayrı bir şey. Bunu ne yapacağım ben? Ne yapabilirim ki ben bunu? Neyse. Öyle yani. Bu videoda bu şekilde olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sevgiler gününüz kutlu olsun. Bye bye.